Evet. Az önce kaybettik. Diğer bölümde biliyorsunuz öldük arkadaşlar. Öldükten sonra canlarınız var. Bu oyun modunda halen devam ediyorsunuz ama birkaç şeyinizi kaybediyorsunuz. Envantere şöyle bir baktığım zaman yine de çok fazla öyle ekstrem bir kaybımın olduğunu görmüyorum. Ben gayet güzel. Şu an için yaşamsal verilerimiz de fena değil. Şimdi telsizde bir dinletimiz var. Bakalım. Aurora Queen'miş. Aurora duyuyor musun diyor. Ses yok. Motor yağları tükendi. Yardım çağrısı yayınlıyorlar. Ancak bir yanıt alamadın diyor. Evet. Sistemin uzak tarafındayız. Size gelmemiz bir haftadan daha uzun sürer diyor. Hala yardım istiyor musunuz? Yarın tekrar deneyecekmiş. Bakalım. Şimdi ne yapacaktık? Tekrardan bir üreticiye bakalım. Üreticide neler üretebiliyoruz diye. Ve nelere ihtiyacımız var diye. Tamam, bunları biliyoruz zaten. Bunlar ufak tefek şeylerimiz. Şu an donanım olaraktan nelerimiz var? Yüksek sağlık tüpümüz var. Bir tane sıradan oksijen tüpümüz var. Onun dışında bir nefes alma bağışlığı yapabiliriz belki. Pusula yapabiliriz. Bir tane pusula yapsak iyi olur aslında. Bir tane bakır tel yapabiliyordum galiba. Şuradan bir tane yapayım. Tekrardan donanıma baktığımız zaman pusula için bir de kablolama seti istiyor bizden. Kablolama seti şuradaydı. Bu gelişmiş kablolama. İki tane gümüş istiyor. Gümüşüm var mı? Hiç bilmiyorum. Gümüşüm bir depoya bakacağım. O ne lan? Ananı avradım, bir şey patladı abi. Lan oğlum. Şuradan mı geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyler geliyor abi. Bu patlamıyor değil mi? One. Aman yine avradım. Atla abi, atla. O neydi lan öyle? O neydi lan öyle? Evet, ışıma giysimiz de geldi. Bu bizi radyoaktiviteden koruyor galiba. Galiba. İyi yavrum benim. Ne patladı lan öyle? Korktum anasını satayım. Bir girelim içeriye abi tekrardan. Peki. Şimdi ne yapacaktım ben? Gümüş lazımdı abi bana. Korktum, depoya bakıyordum. Gümüş var mı diye. Depoda gümüş yok. Gördüğüm kadarıyla. Şunu ben bir yiyeyim abi. Yedim mi şurada? Oh, şöyle bir karnım iyice bir doysun. Bir tane de suyum var hatta. Onu da içeyim. Heh, şöyle kendimizi iyice bir rahata atalım. Şimdi o zaman gümüş bulacağız. Başka yapacağımız şeyler var mı? Onlara da bir bakalım yine de. Işıma giysisi gelmişti. Onu da yapsak iyi olur. Lif örgü iki tane diyor. Bir tane var zaten. Kurşun da bir tane var. Bir tane daha bulmam. Biraz gezintiye çıkacağız arkadaşlar. Ya hak deyip gidelim bakalım. Derinlere doğru şöyle motorumuzu da alalım. Şu liften yapılıyor değil mi? Benim bu liflerden var mı abi? Işıma giysisi için bir tane daha lif örgü. O ne lan? Ananı avradını geliyor. Lan oğlum. Bırak peşimi. Siktir git, tamam hadi istemiyorum. Hayır, her yerde de bu balıktan var abi. Tamam, şurada dur abi. Çek bıçağı. Şuraya bir giriş. Tamam, aldım bıçak. Şey suyuyorsun lifi. Bakır bulduk bir tane. Envanterim ne alemde? Envanterim hafiften bir dolma şeyinde. 90 metre derinlikte bir mağara girişi. Tamam. Sıkıntı yok. Bir tane kurşun bulduk. Kurşun lazımdı zaten. Bir tane de gümüş bulduk. Gümüş bilmiyorum kaç tane lazım da biraz toplayalım yani çıkmışken. Peki. Ben bir oksijen alıp geleyim abi buraya tekrardan. Burada bayağı bir malzeme var. Şunları toplayalım. Bir tane bakır.
Titanyum istemiyoruz ama olsun. Altın galiba bu. Başka var mı? Atladığım yok. Şurada bir tane var. Bir tane daha gümüş buldum. Şu kutunun içinde bir şey var mı abi? Tarama aletimizi alalım. Lazer kesici. Tarayalım. Tamam, bunun 3 parçası varmış. Bir tanesini taradık. Başka şöyle gözünüze çarpan taştı bir şeydi. Bakalım. Kuvars vardı. Değil mi? Başka da fazla bir şeyimiz kalmadı. Peki. Şu bir malzemelerimizle biraz da yukarı doğru çıkalım. Gemiye çok yaklaşmışız. Oo, bayağı da uzağa gelmişiz. Gidelim hadi. Gel babacım. Gel 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 gel. Oh yarasın. Bırak onu. Şöyle şu elimizde dursun. Ben bir tane lif yapayım. Çünkü bir tane daha lif örgü istiyordu bir ışıma giysisi için. Yanlışım yoksa. Donanım şuradaydı. Kurşun lazım. Evet, kurşun, kurşun, kurşun. Şurada kurşun. Kurşunu bu tarafa alalım. Şunu da bu tarafa alalım. Başka bir şey gerekli miydi buradan şimdilik? Başka bir şey şimdilik gerekli değil galiba. Tamam, tekrardan üreticimizi kullanabiliriz. Kişisel donanım ve ışıma giysimizi yapalım. Çünkü derinlere doğru indiğiniz zaman ışıma algılıyor arkadaşlar. Yani radyasyondan etkileniyorsunuz. Işıma giysisini yapmanız önemli. Zaten otomatik olarak da gördüğünüz gibi üstüne giyiyor. Işıma başlığı, ışıma giysisi ve ışıma eldiveni şeklinde. Peki, bir pusula yapacaktık ve kablolama seti gerekiyordu bize. Kablolama setimiz de işte burada. Tamamdır. Tekrardan donanım kısmına geliyoruz ve pusulamızı yapalım. Şimdi pusulayı yaptık. Baş ekranındaki yönleri gösterir diyor. Baş ekranında yönleri gösterir. Peki göstersin. Bu arada telsize bir iletimiz geldi arkadaşlar. Şimdi hemen o iletiyi bir dinleyelim. Evet. Bir enkaz alanı tespit edilmiş. Ne kadar kötü olduğunu, kim kaç kişi hayatta bilmiyoruz diyor. Bulunduğunuz yere doğru geliyoruz. Sunbeam çıktı diyor. Evet. Tamam, birileri bizi kurtarmaya geliyormuş galiba. Peki gelsinler bakalım. Başka bir şey yok herhalde, değil mi? Aynen. Tamamdır. Şimdi neler yapabiliriz? Biraz suyumuz ufak ufak azalıyor. Üreticiye bir bakalım. Ha, şu yukarıda gösteriyor artık kuzeyi, güneyi, baş yönünü falan filan. Şimdi konuşlandırılabilirden bir bunu yapmamız lazım ama onu da yapamıyoruz. Bir tane su geçirmez dolap yapalım. Suya bırakacağız bunu çünkü üzerimizdeki malzemeler arttı. Şöyle depoya koyabileceğim şey varsa onları bir koyayım. İki tane daha malzemeyi götürebilirim. Bir bakır bir altın atalım oraya. Depomuz gelsin efendim. Tamam. Depo bir numarada. Depoyu sal babacığım. Dolap şeklinde deponun adını da değiştirebiliyoruz ama gerek yok şimdilik. Depoyu açıp içine yine malzemelerimizi koyabiliriz şöyle. Başka mağara sülfürü. Bir tane iki tane de bundan koyalım. Tamamdır. Şimdi üzerimizde gereksiz hiçbir şey kalmadı. Şimdi yine derinlere doğru gideceğiz arkadaşlar. Biraz araştırma yapacağız. Bakalım neler bulabileceğiz. Buralara geldik galiba daha önce. Nerede benim motorumu al? Motorum nereye gitti abi? Tamam. Şu ışığı bir kapat. Buraya baktık. Buraya baktık. Burayı biliyorum. Daha derinlere gideceğim. Şurada birazcık oksijen alalım. Mesela ne var burada? 4 numaradayız. Hayır ya, buraya gelme.
Evet, taşınabilir araç üretici parçası diyor. Ay. Oğlum. Acayip garip şeyler, sesler geliyor ya. Neyse, şu ne? Bunlar hep hurda metal. Hurda metale şimdilik gerek yok abi. Bir sürü hurda metalim var zaten. Şu kargo kutularının içinde oluyor genelde. Şurada var mesela bir tane. Bu neymiş içinde abi? Lazer kesicim bu. Aynen. Onu da taratalım. Lan. Onun da bir parçasını daha bulduk. Şurada bir şeyler görüyorum. Nereden geliyor bu kadar ses abi? Bilmiyorum. Aa, şu... Lan oğlum. Allah Allah. Abi bir dolaştırmadın Allah aşkına ya. Burada da bir şeyler var ama. Tamam. Şurada bir kargo kutusu görüyorum. İçinde bir şey var mı? Var abi. 4 numaramız. Ne bu? Ay vurdu. Dur. Lazer kesici. Kim bir şey yaptı ya bir namussuz şerefsiz. Nasıl bir namussuzsun ya. Bak hala dolanıyor buralarda. Burada var mı bir şey? Lazer kesici tamam abi ona gerek yok. Şurada bir kargo kutusu görüyorum. Bir bakayım. Evet burada bir şeyler var. 4 numara. Taşınabilir araç süreci diyor. Git buradan. İkinci parçayı da bulduk abi. Peki. Şu ikisini de alalım. Çıkalım yukarıya. Şu. İşaretleyici diyor. Bu da su altı diyor. İşaretleyiciye bir bakalım. Evet. Onun da bilgisini elde ettik. Hepsine baktın mı ya? Emin olamadım. Bu ne? Kahve satış makinesi mi? Peki abi. Alalım. Ne işimize yarayacaksa. Bir kahvemiz eksikti. Aldın mı? Galiba oldu. Bunda yok. Onda yok. Şunlara baktım hep su altıydı. Peki bakalım ya. Bir parçası kaldı şeyin. Araç üreticinin. Onu bulabilirsek sıvı bulun diyor. Sıvı yapacağız birazdan. Bir tane bir parçası kaldı. Nerede bulurum bilmiyorum ama şunlara bakmak gerekiyor hep işte. Ay babayın. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Şimdi içelim onları. Oh, yarasın. Şimdi. Tekrar aşağılara gideceğiz gençler. Bir iletimiz var mı? Bir bakalım. Yok. Bu arada kahve makinesi falan yapabiliyor muyum? Şurada bir şey gelmişti. İşaretleyici yapabiliyorum. Yön bulma yardımcısıdır. Konumunu korur ve işaret verir. Adı değiştirilebilir. Deneyelim. Bir tane yapayım. Dursun bakalım yanımızda. Şurada ekstra bir şeyler diyor. Alet olaraktan. Lazer kesici. 2 tane elmas. Titanyum pil ve mağara sülfürü. Titanyum var. Mağara sülfürü var. Pil yaparız. Elmas yok ama. Elmas bulmak lazım. Şimdi benim taşınabilir araç üretici. Asıl öncelik olaraktan bana lazım olan şey o. Şu an envanterim ne alemde? Gayet boş. Peki gidelim. Bir dakika, gemi tarafına çok gidiyoruz. Gemi tarafına gitmeyelim. Şöyle gidelim bu sefer. Keşke pil yapsaydım. Titanyum. O elmas muhtemelen çok daha derinlerde oluyor abi. Yani bilmiyorum ama bakacağım. Şuralarda birkaç tane yine enkaz görüyorum. Buna baktık mı?
Taşınabilir araç üretici diyor aynen. 4 numara babacım. Tara 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 tara. Oh. Tamamdır. Şimdi istediğimi buldum arkadaşlar. Gidiyorum. Tekrardan Kozom'a gidiyorum. Taşınabilir araç üretici yapmak önemli. Çünkü o Simut yani denizaltımız bu arkadaştan çok daha hızlı hareket ediyor. Ayrıyeten oksijen gereksinimimiz falan olmuyor onun içinde. Böyle de bir artısı var. Evet. Gördüğünüz gibi. Titanyum külçesi, yağlayıcı ve güçlü pil. Hepsini yapabilirim aslında. Hemen yapayım. Yağlayıcı sol tarafta. Aynen. Depoyu aç. Bir taneyi bu tarafa geçir. Bakırın birini daha geçir abi. Titanyumları geçir. Sen geç. Geçir, geçir. Başka bir şeye gerek var mı? Şimdilik yok. İki tane de şey alıp geleceğim pil için. Bir tane pilim zaten var. Bir tane daha pil yaparız. Hoppa. Şimdi bir yağlayıcı yapacağız. Yaptık mı? Yaptık. Sıkıntı yok. İki titanyum yapacağız. Bir sürü titanyumumuzun olması lazım. Onu da yaptık. Titanyum külçesi yapacağız. 10 tane titanyum lazımdı. Onu da yaptık mı? Yaptık. Pil yapmamız gerekiyor. Hemen pilimizi yapalım. Güçlü pil için 2 tane pil artı silikon kauçuk lazım. Silikon kauçuk da hemen yine sol taraftan alabiliriz. Şöyle bir tane daha geçirelim. Bendeki pili çıkaracağım o zaman. Gerçi 2 tane pil oldu şu anda. Tamam. Bakalım. Silikon kauçuk da yapalım. Evet. Şuradan güçlü pil. Güçlü pil. Yapıyoruz. O da geldi. Hey maşallah. Ve taşınabilir araç üreticimiz yapılıyor. Alkışlayalım efendim. Bayağı uğraştık bunun için. Tamam. Şimdi yukarı bir çıkalım. Gayet güzel. Her şey günlük güneşlik, etraf. Bu ne? Tamam. Şimdi taşınabilir araç üreticimiz şöyle. Envanteri açalım. Gördünüz burada. Atadım bir numaraya. Şimdi bunu getirip şöyle bırakacağım. Evet, bırakalım efendim. Bıraktık. Ve ne oğlum ne oluyor? Tırmanlıyoruz. Ey maşallah. Tamam. Şimdi buradan artık denizaltı falan üretebiliriz arkadaşlar. Araçlar Simut. İçeriği bilinmiyor.